I'm at the doctor. Şimdi gelelim in'den sonra öğrenmemiz gereken ikinci yer edatı olan at. In ile at arasında bazı farklar var. Ben doktordayım demek istiyorsanız ya da ben dişçideyim demek istiyorsanız böyle durumlarda daha çok at kullanılıyor. Sinemadayım. I'm at the cinema. Doktordayım. I'm at doctor. Normalde günlük kullanımda aslında I'm in the doctor olarak da kullanılabiliyor. Fakat at daha doğru. I'm at the door. Evet, bir kurye diyelim ki kapıyı çaldı ve içeride kimse duymadı. Sonra telefon açtı. İçerideki kişi de herhalde o sırada müzik dinliyordu. Telefonu da müziği durdurdu ve cevap verdi. Neredesiniz? Ben kapıdayım. I'm in the door demiyoruz böyle bir durumda. Yani kapının içinde olma şansınız yok çünkü. Eğer içinde anlamı barındıran bir durum varsa böyle bir durumda in kullanmanız yer yer doğru oluyor. Fakat kapıdayım yani kapının dışındayım da olabileceği için I'm at the door. I'm at the window. Burada aslında daha hani pencereyi açmış birisi dışarı bakıyor gibi düşünebilirsiniz. Penceredeyim. I'm at the window. I'm at the airport. Belli lokasyonlarda at de kullanılabiliyor, in de kullanılabiliyor. Havalimanında olduğunuzu ama havalimanının içi olabilir, havalimanında o sırada apronda, otobüste de olabilirsiniz. Çeşitli yerlerinde olabilirsiniz. Böyle bir noktada I'm at the airport demeniz. Yani airport'un genelinde olduğunuzu anlatan bir edat kullanmak istiyorsanız I'm at the airport demek daha doğru oluyor. I'm at the concert. Aynı şekilde. I'm in a concert. Bu da doğru bir kullanım. I'm in a concert. I'm at the concert. I'm home. I'm at home. Evet, şimdi burası çok önemli. Biz normalde I'm home diye öğrenmiştik. Ama doğrusu, yani doğrusu değil ama başka bir şekilde kullanımı I'm at home. Eğer hızlı bir şekilde söylemek istiyorsak I'm home diyoruz ve bu yanlış değil. Ama bunun dışında bir sürü yer var ki biz böyle yerler için her zaman at kullanmak zorundayız. Mesela I'm office diyemeyiz. Ofisteyim asla I'm office olmaz. O zaman ben ofisim olur. Ama I'm home kesinlikle kullanılabilen bir ifade. O yüzden I'm at home ya da I'm home ikisi de kullanılabilir. I'm in the house. Evin içindeyim diyorsak I'm in the house. Where are you? I'm at work. I'm at the office ya da I'm at work demek durumundaysak ikisi de kullanılabiliyor. İşteyim. Hızlıca söylemek istiyorsak bunu I'm at work. İşteyim tabii şu anlama da geliyor. Bir müşterinin ziyaretine gitmişsinizdir. Kendi ofisinizde değilsinizdir. Bu da I'm at work olarak kullanılabiliyor. Ya da şu an çalışma halindeyim. Biliyorsunuz koronavirüs döneminde insanlar evden de çalışıyorlar. Biri aradığı zaman I'm at work. Yani şu an çalışıyorum. Bana bir şey sorma demek istiyorsanız I'm at work, I'm working gibi cevaplar verebilirsiniz. Ama daha çok kendi işinizden bahsettiğiniz durumlarda I'm at work demek daha doğru olacaktır. Door. Şimdi birkaç yeni kelime öğreneceğiz. Arkasından da at edatından bahsedeceğiz. Bunun için ilk başta kapıdan başlayalım. Kapı günlük hayatta çok kullandığımız kelimelerden bir tanesi. Door. Kapı. Window. Window. Pencere.
Concert. Concert, konser. Work. Work. Ofisten farkı var bunun. Ofis bir binadır aslında. Yani fiziksel bir yapıdır. Work ise sizin yapmış olduğunuz iştir. House. House. Kendi evinizden bahsederken home deriz. Genel olarak herhangi bir evden bahsedersek house demek daha doğrudur. Street. Sokak. Street. Car. Daha önce öğrenmiştik. Araba. Car. I'm at the doctor. Bazı durumlarda in edatı tek başına yeterli olmaz. Doktora gittiğiniz zaman ya da bir dişçiye gittiğiniz zaman ya da bir sinemaya gittiğiniz zaman I'm at the doctor, I'm at the cinema gibi kullanımlar yapabilirsiniz. İlla içinde olmanız gerekmiyor. Doktordayım şu anda, doktorla randevum vardı, gittim ve şu an doktora geldim, yani doktordayım. O sırada doktorla yan yana olmak zorunda değilsiniz, bekleme odasında olabilirsiniz. I'm in the hospital, I'm at the hospital ya da I'm in the airport, I'm at the airport. Bunlar farklı kullanım şekilleridir. Çok benzer anlamlara gelir. I'm at the door. Ama bu örnekte I'm in the door diyemezsiniz. Diyelim ki bir kurye kapıyı çaldı ve kimse açmadı kapıyı. Sonra telefon açtı. Evin içinde bir kişi müzik dinliyormuş. Kapıyı duymamış gibi düşünün. Sonra telefona cevap verdi. Ve anladı ki kurye kapıda. Kurye cevap olarak şunu soruyor. Kuryeye neredesin diye sorduğu zaman kurye cevap olarak şunu söylüyor. I am at the door. Ben kapıdayım. Hani kapıyı aç. I am at the door. Orada I'm in the door olmaz. Çünkü kapının içinde olmak diye bir şey yoktur. I am at the door. Kapıdayım. I'm at the window. Burada açık bir pencere düşünün. Ve pencereden hani insanlar konuşurlar ya. Türkiye'de çok olur bu. Pencereler arasında konuşmalar olur. Bunlardan bahsederken hani şu anda penceredeyim mesela. I'm at the window. Ya da birisi arabayla geldi, siz ona adres tarifi yaptınız. Evinize kadar geldi, evinizin önüne kadar arabasını park edecek. Telefonla konuşan kişi dedi ki, peki sen neredesin, ben seni görmüyorum. Kapıda zannediyor çünkü onu. Ben penceredeyim bak, hani yukarı başını kaldır bak, penceredeyim. Böyle bir durumda I'm at the window diyoruz. I'm in the window yine olmuyor çünkü pencerenin içinde olma durumu yok. I'm at the window. I'm at the airport. Havalimanındayım. I'm at the airport. I'm at the concert. Konserdeyim demenin farklı şekilleri var. I'm at the concert. Hangi konserde olduğunu biliyorsunuz. Diyelim ki çok sevdiğiniz bir grup geldi. Ben şu an konserdeyim. Karşı taraf da onu biliyor sizin hangi grubun konserine gittiğinizi. O yüzden I'm at the concert dediğiniz zaman ha şunu anlıyor. O daha önceden planladığı, gittiği konsere gitmiş. I'm at the concert. Alternatifi var bunun. I'm in a concert. Evet, uzun zamandır görmediğiniz bir arkadaşınız sizi aradı. Ben şu anda bir konserdeyim, konuşamayacağım, kusura bakma diye cevap vermek istiyorsunuz. I'm in a concert. Sorry diyeceksiniz. I'm in a concert. Böyle bir durumda I'm in demek daha doğru oluyor. I'm at a concert denilebilir mi? Evet, bunu da diyebilirsiniz. I'm home. I'm at home. Evdeyim demek I'm at home ya da I'm home şeklinde kullanılabilir. Fakat kısaltma yani günlük konuşma İngilizcesinde hızlı söylemek istiyorsanız bunu I'm home dersiniz. Normalde gramer olarak I'm at home demek daha doğrudur. I'm in the house. Evin içindeyim demek istiyorsanız I'm in the house. Ama genelde bu çok kullanılmaz. I'm
Where are you? I'm at work. Evet, çalışıyorsunuz, kendi iş yerinizdesiniz ya da kendi işinizi yapıyorsunuz. I'm at work. Where is the young girl? Genç kız nerede? Where is the young girl? She is at school. O okulunda. Burada da dikkat etmeniz gereken bir şey var. She is at the school dersek o okulda demek oluyor. Ama the'yi kaldırdığımız zaman she is at school, okulda. Yani kendi okulunda anlamındaki okulda. Kendi kelimesini kullanmak istiyorsak uzun uzun kendi diye yazmıyoruz İngilizce'de her zaman. She is at school dediğimiz zaman onun kendi okulu olduğu anlaşılıyor. Where are they? Onlar neredeler? They are in the car. Burada da at kullanamayız. Neden? Arabanın içindeler. They are in the car. They are at the car pek kullanılmaz. They are in the car demek her zaman daha doğrudur. Otobüste ise they are in the bus. I'm at a restaurant. Merhaba, neredesin? Telefonda yine sordu birisi. Cevap olarak da bir restorandayım, yemek yiyorum şu anda. Restoranın ismini vermek zorunda değilsiniz. Hızlı bir şekilde sadece şu an yemek yediğinizi anlatmak için. Bir restorandayım. I'm at a restaurant. I'm in the restaurant. I'm in the restaurant dediğiniz zaman şu anda bir restoranın içindeyim. I'm at the restaurant. En sık kullanımı ise budur. I'm at the restaurant.